biz olmadan 15 Temmuz'dan beri bir Rus işgalde altında mı ülke? Bunu sorgulayacağız biraz. Avrupa'dan gelen tepkiler var. Özellikle evet, döndü. Bayramımız mübarek olsun bu arada. Bayramda güzel haberler vermek isterdim. Ancak gördüğünüz gibi Türk ve Rus klavyosu işbirliği halinde Erdoğan'ın gizli orduları var demiştim. 27 bini geçmiş video. 200 de küfür eden var. Normal yani. Türkiye'de zombiler var malum. Rus desteği 15 Temmuz'da çok açıktı Putin'in. Rusya'nın Sovyetler Birliği zamandaki OMON Special Force'u Putin zamanında Reichswehr adlı Vladimir Zlatkov'un yönetiminde bir Gladio dönüştürüldü. 320 bin kişilik bir ordu, komando, Special Force. Putin bu güçle işgal ettiği, açık veya gizli işgal ettiği ülkelerde toplumsal olayları, eylemleri bastırmak adı altında diktatörlüğü destekliyor. Erdoğan gibi, Maduro gibi diktatörleri ayakta tutmaya çalışıyor. Sovyetler Birliği zamanında da bunu yapıyordu. Bunun geçmişte çok örnekleri var. Küba örneği var, Fidel Castro'yu koyması gibi. Etiyopya, Eritre örneği var. İç savaşta, Etiyopya-Eritre iç savaşında Eritre koptu Rusya'nın desteğiyle. Yani Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin başka ülkelere müdahale etme, iç işlerine karışma ve ülkeleri bölme konusunda çok derin tecrübeleri var. Ve 15 Temmuz'da biz bunu çok net olarak görmüş olduk. FETÖ'cü, Pençekçi, Avrasyacı Birliği Türkiye'yi Rusya'nın desteğiyle bölüyor. İsrail'de yayınlanan haritalar Türkiye'nin Rusya, Amerika ve Esad arasında üçe bölündüğünü gösteren haritalar yayınladılar. Bir kısmı Rusya'nın hegemonyasında nüfuz bölgesi, bir bölgesi Amerika'nın hegemonyasında, bir kısmı da Esad'ın kontrolüne geçmiş. Türkiye işgal edilmiş benim anladığım kadarıyla. Putin 15 Temmuz kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Avrasyacılar, Pinsekçiler, FETÖ'cüler haindir yani. Erdoğan'la işbirliği yaparak 15 Temmuz'u yaptılar. FETÖ diyerek hedef saptırmaya çalıştılar. 3 yıldır bu devam ediyor. Acaba ne zaman idrak edeceğiz diye bir soru sordum. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Zulmetler bir gide, bayram o bayram olur. Her yana ışık yağ, bayram o bayram olur. Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur. Bu bizim bayramımız değil. Bayramımız kutlu olsun. Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar kafirlerin çizmeleri altında ezilirken, Müslümanlar hapisteyken, zulüm görürken, Müslüman ülkelerin başında diktatörler, süfyanlar, zalimler, firavunlar, karunlar var iken bayram yapamıyoruz tabii. Rabbimiz sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Ellerinde baltalar, balyozlarla yapılan güzel şeylerin tepesine indirip kaldırıyorlar. Yıkmak için yapıyorlar. Yapmak zordur. Yıkmak kolaydır. Allah eğer o ışığı yakmış ise sönmez ve öyle zalimlerin elinde de söndürülemez. Allah'a inancımız, ümidimiz tamdır. Tevekkülümüz tamdır. Allah'ın var ettiğini kimse yok edemez. Fakat geçici bir fetret dönemi yaşanabilir. Bu süreçte yaşadıklarımızdan şu ders aldık. Hüsnü zan ama ademi itimat. Yani bu Kabe yolcusu diyen AK Partililere zerre miktar güven yok. Bu Rusya yolcusu Avrasyacılara, ötecilere zerre miktar güven yok. Face'i attıklarına bakıyoruz. Her zaman Facebook'a girmiyorum. Kusura bakma. Şu anda emanete ihanet var. Ülkemize ihanet ediliyor. Gasp ve yağma yapılıyor. Kıyamet alametlerinden biridir. Doğru söyleyene inanılmaz. Bana inanmayan çok. FETÖ'cülerin, Avrasyacıların YouTube hesaplarında 100 bini geçiyor bir video. Benim en fazla sevdiğim videom 60 bin. O da Fuad ile ilgili olan. Yani hala topluma ulaşabilmiş değiliz. Sosyal medyanın gücünü İmamoğlu çok güzel kullanıyor. Ve CHP, Derin Devlet İmamoğlu'yla ümitlendi.
Fakat Erdoğan'ın arkasındaki güçler sanıldığından çok daha büyük. O yüzden Erdoğan diyordu yani dua edin hadi beni yıkın. Dalga geçiyordu bizde. Ben diyor bütün şeytanlığımı yaptım. Büyük süfyanlığımı yerine getirdim. Bunu anlayamadı çoğu insanlar. Şimdi bizi FETÖ deyip şeytanlaştıranların hepsi şeytanların ta kendileridir diye ben onlara iade edeyim önce. CHP'liler dahil, Cübbeli dahil. Cübbeli Ahmet Hoca Perinçek sevgisinde bulmuş. Perinçek'e dua diyormuş. Biz onunla aynı gemideyiz diyor. Allah cehennemde bu kardeşliği buluştursun diye biz de dua edelim o zaman. Beraber haşretsin inşallah. Yani başka söyleyecek söz bırakmıyor. Ama Cübbeli şunun farkında. Vatan Partisi'ni generallerle kuran Doğu Perinçek değil. Yaşar Okuyan. Yaşar Okuyan'ın kurduğunu söylemiş. Yaşar Okuyan demiş işte Perinçek'te gitti 1 Kasım 2015 seçimi boş verdiler. Gittiler Strasbourg'da Ermeni soykırımı yoktur diye vatanı savundular diye. Çok ilginç bir bilgi verdi. Benim daha önce verdiğim bilgiyi teyit etti. Yani demek ki Vatan Partisi'ni kim kurmuş? Yaşar Okuyan. Canınızı okumak için. Yani Gladio. Türk Gladiosu. Doğu Perinçek sadece burazanlık büyürüyor yani. Aslında arkasında generaller var. Saldır Aybert, İsmail Hakkı Pekin, Soner Fırat gibi, Çevik Bir gibi generaller var. Biliyorsunuz Çevik Bir aynı zamanda AK Parti'yi kuran Gladio oluyor. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sevgisi bu kendi konumunu korumak, damadına alınan ihaleyi korumak. Yani kendisine bir cennet kurmuş bu dünyada. Bunun için her türlü şerefsizliği yapar. Hadis okur, ayet okur. Onun gibi dini istismar edip bu zamana kadar milleti aldatan çok hoca var Türkiye'de. Fatih Altaylı, Mason, CHP'de biliyorsunuz onu promot yapıyor yıllardır. Benim bildiğim 30 senedir televizyonlara çıkartıyor. Beni de o kadar televizyona çıkartsalar ben de şey olurdum yani kahkahane olurdum. İsmini yapayım. Bu kadar promot yapsalardı Ahmet Cübbeli'ye kadar benim de bir milyonluk bir cemaatim olurdu. Böyle bir krallık kurardım yani. Maalesef Nakşi tarikatını ele geçirdiler. Esat Doşan Hocaefendi'nin damadının Avustralya'da trafik kazasıyla Erol Mütercimler tarafından öldürülmesiyle beraber Erol Mütercimler bunun için gitmişti Avustralya'ya. Gladio'dur yani kendisi. Nakşi tarikatını 5'e böldüler. Nazım Kıbrıslı Nazım vefat etti. Geriye kalan şu anda 4 tane lider var. Bu liderin bir tanesi Amerika'da yaşıyor. Rochester'da yaşıyor. Benim hemşerim olur Yusuf Hoca. Çorumlu bir imam. Kendisine göre bir Amerika cemaati var. Türkiye'de ise Nakşiler şu anda 3 kola ayrılmış durumdalar. Bu 3 kol hepsi MIT ve Ergunekon tarafından kontrol ediliyor. İçine sızılmış durumda. Kadir'i tarikatı da aynı şekilde. Haydar Baş gibi bir şerefsiz poşet içinde oturuyor. Bir de Elazığ Gladiosu var. Mehmet Ağar'a bağlı. Yani Kadir tarikatını da bırakmadılar. Nakşi tarikatını da bırakmadılar. Dini kendi haline bırakmıyorlar. Hem Müslümanlara küfrediyorlar. Bu ETÖ'cüler, CHP'liler. Müslümanı beğenmiyorlar. Bizi beğenmiyorlar. Diyorlar ki bilim, eğitim diyorlar. Eğitimli, yani bilime önem veren, laik eğitim yapan bizi beğenmiyorlar. Onlar yobaz, İslamcı, hırsız, soysuz, katil tipleri beğeniyorlar. Dini jargonu kullanıp da halkı istismar eden, halkı İslam'dan, dinden soğutan tipleri seviyorlar. Gördüğünüz gibi bu devam ediyor ve alçakça şeytanlaştırıyorlar. İnşallah bu dersi almışızdır. Süfyan Erdoğan, Rusya'nın, Putin'in 320 bin kişilik bu Amon Special Force'u çok önemli bir force'tur Rusya'nın. Öldürmek için eğitilir, uyuşturucu kullanır ve verilen görevleri sonuna kadar yapar. Bir tane adam bırakmaz. Çoluk çocuk öldürür.
Bunu biz Çeçenistan'da gördük. 400 bin kişiyi öldürdüler. Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptılar. Ve Çeçenistan planı yapan Putin bu başarısıyla Rusya'da hakimiyeti ele geçirdi. 460 bin kişiyi hapse koydu. Kim muhalif olursa, kim karşısına siyasi olarak çıkarsa, ekonomik olarak çıkarsa, medya olarak çıkarsa bu Special Force'uyla öldürdü. Hem kanser yaparak öldürdü, hem hapse attı, hem işkence yaptı. Boris Nemtsov vardı, Rusya'nın asil bir ailesinden. Düzgün bir politikacı, İmamoğlu gibi bir tipti. Ciddi muhalefet yapıyordu. Öldürdüler. Acımadılar. Rusya modelini örnek alan Erdoğan da Türkiye'de 511 bin kişiyi hapishaneden geçirdi. Benzer politikalar izliyor ve gasp etti. Putin de gasp etmişti. Michael Hodorkovsky hala hapiste. 20 yıldır. Bütün Rusya'nın zenginlerinin mallarına, mülklerine el koydu ve kendi zimmetine geçirdi. Rus KGB'sinin yurt dışındaki bütün elemanları da getirdi, parasını da getirdi ve Rusya'yı kalkındırdı. Bu nedenle Ruslar gıkını çıkartamıyor. Hiç kimse sesini yükseltemiyor. PR çalışmasıyla Putin'i süper kahraman yaptılar. Yani böyle denizin altına dalıyor, mem tarihi eser çıkartıyor, uçak kullanıyor, her şeyi kullanıyor. Adam sanırsınız ki Süpermen yani. Ve bu şekilde eşek yerine koydu toplumu. Aynı şeyi şimdi Türkiye'de yapıyorlar. 15 Temmuz'da ordumuzu yıktılar. Emniyeti, Türkiye'nin bürokrasisini, siyasetini, medyasını, her şeyini yıktılar, sıfırladılar. FETÖ diye de cemaatin üstüne attılar ve şeytanlaştırdılar biliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ETÖ yönetimi şu anda, Balyoz yönetimi, paşaları eşek gibi anırsınlar bence. Ve zaten anılıyorlar. Akit gazetesi müdürü Murat Alan da bunu demiş zaten. Askerler ve generaller Erdoğan'ın arkasında eşek gibi sap tutmak ve anırmak zorundadır demiş. Başka çareleri yoktur demiş. 15 Temmuz'u beraber yaptık demiş. Yani itiraf etmiş. Sayın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Sayın Kuvvet Komutanları, Sayın Hulusi Akar, Erdoğan'ın arkasında eşek gibi anılacak mısınız? Duracak mısınız hala? Yani merak ediyorum gerçekten. Bunlar çok önemli konular tabii. 15 Temmuz bir tezgah mıydı? Kim itiraf edecek merak ediyorum. Dünyada ortaya çıktı da Türkiye'de kim itiraf edecek? Önce FETÖ'cüler mi itiraf edecek? Odateviciler yazıyorlar böyle. İtiraf ediyorlar ama ucundan azıcık. Geri zekalı çok Türkiye'de. 15 Temmuz tezgahının başında Erdoğan, Hakan Fidan ve Hulusi Akar var. Bunu bilmeyen var mı? Yok. Ama eşeklik moda yani. Eşek gibi alırım diyor o da. Akıntısı. Bir gerçeği söylemiş. Madem bu kadar eşeksiniz, bir de eşek gibi Erdoğan arkasında duracaksınız tabii demiş. Beraber yaptık demiş. Bu suçlara, bu günahlara beraber battık. Cemaati ve Kürtleri yok ediyoruz beraberce. Öyle kaçmak yok. Bu darbe denen tiyatro Allah'ın lütfu muydu yoksa Rusya'nın bu paşaların, bu Ergenekoncu, ETÖ'cü paşaların hediyesi miydi? Anlamışsınızdır herhalde. Çünkü Mart 2016'da Rusya ile bunu planlamaya, tezgahlamaya Saldırayberk ve Çetin Doğan 5 defa gittiler. İsmail Hakkı Pekin, Sunar Polat. Amerika'ya gitti, izin almaya gitti NATO. NATO izin vermedi. Pentagon'da Max Green'le anlaştı. George Friedman'la anlaştı. Saldırayberk. Hem Amerika ayağı var, hem Rusya ayağı var. Rusya ayağı daha büyük. Ve Rusya ile ortak, bu Rusya'nın Special Force ile ortak işbirliği Mart 2016'da başladı. Hakan Fidan, Ahrar-ı Şam diye bir terör yapılanması kurdu. Yani bir gladyo kurdu Türkiye'de. Hala kimse gündeme getirmiyor. Ahrar-ı Şam gladyo yapılanması Rus gladyosuyla paralel çalışıyor. Amerikan gladyosuyla paralel çalışmıyor. NATO gladyosuyla. Rus gladyosuyla paralel çalışıyor. 15 Temmuz'u yapan ekip bu ekip. Özel harp komutanlığı diye ben boş yere değinmiyorum yani. Askerler yönetiyor. El-Kaideci teröristler bu yapının içinde varlar. Yaklaşık 25 tane El-Kaideci terör örgütünün üyelerini, teröristleri, Suriye'de, Irak'ta kaçırdıkları teröristleri
bu yapının içine soktular. Siz sadece El Nusra'yı biliyorsunuz. Halbuki 25 tane terör örgütü var. 80 bin kişiye maaş veriyor. 8 yıldır. Bu kadar para harcıyor. Gizli ordular kuruyor. 50 bin kadar da İsmail Ağa cemaatinde mahlen imamlara Erdoğan maaş veriyor. Naşileri kendi kontrolü altına tutuyor. Onlara maaş vererek. Hani mahlen imam diyorlar, ona buna işkence yapıyorlar ya. Erdoğan da mahlen imamlar sistemi kurdu Türkiye'de. Nakşiler üzerinden. Menzil tarikatı. Bir grupta menzil tarikatı biliyorsunuz. Menzil tarikatı üzerinden. Buyurun cenaze namazına. Ondan sonra dini jargonları İslam'ı sonuna kadar kullanarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kullanarak gladio operasyonu yapıyor Türkiye'de. Kuz gladiosuyla ortak. Bunu görmemek için eşek olmak lazım zaten. Muhalefet suskun. Yani İmamoğlu suskun, bu konuda konuşmuyor. 15 Temmuz tezgahıyla ilgili konuşmuyor. Meyana da anlatmıyor. Öyle değil mi? O da FETÖ deyip geçti. Maalesef yani. Merkez Partisi Başkanı Abdurrahim Kaslı konuşmuştu. Erdoğan'ın 3 tane görevi var. Bunu Ali Bulaş da biliyor. Abdurrahman Dilipak'ta yazdı. Çevik Birliği'ne katıldığı toplantıda FEMKOR da varmış. O niye yazmıyor bilmiyorum. İsrail'in güvenliğini sağlama. Erdoğan'ın birinci görevi bu. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak değil. İsrail'in güvenliğini sağlamak. İki, Bob eş başkanı olarak Orta Doğu'yu İsrail'e hazır hale getirmek. Üç, İslam'ın içini boşaltmak. Ki yozlaştırmak. Yaptılar yani. Verilen görevleri harfiyen yerine getiren bir Erdoğan var karşımızda. Ve İsrail'de bunu artık sokaklarında bölünmüş Türkiye haritasıyla sergiliyor. Ve Türkiye artık Amerika, Rusya ve Esad arasında üçe bölünmüştür diyorlar. Herhalde doğru söylüyorlardır. Askeri, polisi, yargıyı, medyayı hepsini yok eden, 15 Temmuz'u ve cemaati bahaneden bu şerefsizler Türkiye'deki aydın insanları, namuslu insanları tasfiye ederek ülkeyi dış güçlere peşkeş çektiler ve nüfuz ajanlarıyla Türkiye'yi mahvettiler. Bunlara ben asol diyorum. Yani asolun İngilizcesine bakın ne demek olduğunu. Damat Berat Paşa ve Ermeni Dışişleri sorumlusu Doğu Perinçek Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Ben anlayamadım yani Türkiye'nin Dışişleri Bakanı kim? Ömer Çelik mi saraydaki? Mevlüt Çavuşoğlu mu? Yoksa Doğu Perinçek mi? Doğu Perinçek'in altında dışişlerine çalışan Erol Mütercimler, Hasan Ünal, Kıbrıs ve Yunanistan uzmanıdır. MGK'nın danışmanıdır. Zaman Gazetesi'nde de köşe yazarı yapmıştı. Kimse ona FETÖ'cü demiyor. Bilkent Üretim Üyesi, profesör. Bu şerefsizler sürekli tezgah kumpas kuruyor. Ve Yunan'dır karısı. Şeyin, Hasan Ünal'ın hani Rum Yunan diyor ya Erdoğan. Yunan Rum arıyorsa baş danışmanı Hasan Ünal'ın karısı Yunan yani. Sizi kandırmaya çalışıyor. Doğu Perinçek Esad'la görüşüyor, İran'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor. Yani Dışişleri Bakanı gibi çalışıyor. 75 yaşında badan, dinozor, hain. Yani Gladio'nun hem Batı kanadına çalışmış, NATO'ya çalışmış, İngiliz ajanı olmuş biri. Hem Rusya, Çin, İsrail her ayaklı adam da. Nerede dış güç ajanı, nüfus ajanı ararsanız Perinçek grubunun içinden çıkıyor. Yıllardan beri böyle. 40 senedir bu böyle. Değişmedi. Bunu Mehmet Emmi de açıkladı, Hanefi Avcı da açıkladı. Yani Türkiye'de bir sürü şahidi var bunun. Ben anlamıyorum. Acaba bir ser anlaşması mı imzaladılar? Bu şahitleri de Çavuş Merut'la Erol Mütercimler mi yani? Kim bu ser anlaşmasını nerede imzaladı? Bu halta mı? Hani bir tane Malta, bir de Yalta anlaşması vardı. Bir de halta anlaşması yaptılar. Halt yiyorlar yani. Haltayı ben uydurdum yani. Bu haltlarını ortaya çıkartmak lazım. Ülkemizi bölüyorlar, parçalıyorlar ve satıyorlar. Çıtır çıtır da domuz gibi de yiyorlar. Ortaklar yani. CHP, ETÖ ortaklar bu yıkıma. Ve bu yeni değil. Tren çoktan kaçtı. Tercihlerini yaptılar. Yani vatan halinden yana, ülkeyi bölmekten yana tercihlerini yaptılar. Bizi şeytanlaştırmaları gayet normal. Çünkü kendileri şeytan. Rus ordusuna verilen destek resmi anlaşmaya geçti. Herhalde bir 15 gün kadar oldu. Rusya Ulusal Muhafızları Başkanı Zlatkov'un Türkiye ziyaretinde Rosgvardiya ile
anlaşma imzalandı. Türkiye'deki toplumsal olayları bastıracak yani. Eğer siz Erdoğan'a tepki koyarsanız, İstanbul'u çalacak, işte niye çalıyorsun falan derseniz, kayın tayin edecek Ankara'ya, CHP'nin aldığı belediyelere. Ne oluyor kardeşim, yasa var, hukuk var falan derseniz, Rusların özeltimi sizi sorgulayacak yani. MIT'in job soktuğu gibi Dışişleri Bakanlığı'nda Ruslar çok güzel işlence yapar. Ruslar öldürene kadar yapıyor, öldürmeden bırakmıyor. Ben bu Special Force'u iyi tanıyorum, bu Amon timini. Bunlar uçsuzcu kullanır, işkence yaptığı zaman insanlıktan çıkarlar, tecavüz ederler ve kesinlikle verilen emri yerine getirirler. Askerdir yani adamlar. İnsan olarak bakmaz işkence yaptığı kimse. Toplumsal olayları bastıracakmış Rusya. He. Putin'in özel ordusu bastıracakmış. Türkiye'nin özel ordusu yok mu? Komandoları vardı Türkiye'nin eskiden. Yok galiba. Ana oluşan terör yapısı var, Gladio. Onlar bizim sivil vatandaşlarımızı kaçırmakla, işkence yapmakla görevli. Ve bu korku cumhuriyetinde Türkiye devleti kalmadı. Derin bir korku var. Ulusalcılar kendi rejimlerini korumak için önlem alıyor. Onlar da Rusya'da işbirliği halindeler. Erdoğan da Rusya'da işbirliği halinde. Bir yandan da NATO ile 3 haftadır Çankaya Köşkü'nde IŞİD'in temizlenmesi için görüşmeler yapıyor. Çünkü Erdoğan'ın, MIT'in IŞİD ve Ernusra desteğinden doğan büyük bir kriz var Suriye'de, Irak'ta. Kadınlar kocasız, çocuklar yetim kaldı. Bunlar nereye gidecek konusu var. Teröristler, Erdoğan onları Türkiye'ye yetişti. Onları devlet memuru yaptı. Ve kendi ordusuna kattı, gizli ordusuna kattı. MIT koruyor. Hiçbiri yargılanmıyor. Terörist bunlar. Eli silahlı. Afganistan'dan terörist getirdi, yetmedi. Erdoğan çok ciddi bir gizli ordu yönetiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha önceki 100 bin kadardı. 4 katı daha fazla belki gizli ordusu var. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni takmıyor. Eşek yerine koyuyor. İsterseniz diyor benim arkamda durursunuz. Durmazsanız sizi öldürürüm diyor. Erdoğan böyle bir zalim ve diktatör. Ve ulusalcılar da bunu çok iyi biliyorlar. Türkiye'de eskiden işte Gladio'ya ülkücü derlerdi. Bu solcular, bu CHP'liler filan. Şimdi kendileri Rus Gladio'su olunca onlar faşist olmuyor. Onlar Gladio olmuyor. Onlar iyi çocuklar oluyor. Rus iyi çocuklar. Yani bir şey söyleyeceğim de şimdi dilin ucuna geliyor, söylemiyorum. Çok ciddi bir tehlike var Türkiye'de tabii. Rus Gvardiya silahlı destek anlaşması ve Türkiye'nin iç işlerine karışma anlaşması jandarmayı etkisiz hale getiriyor. Türkiye'de kuvvet komutanlarını etkisiz hale getiriyor. Türkiye'nin ordusunu tamamen etkisiz hale getiriyor. Erdoğan ordu bir darbe yapar diye bu şekilde Rusya ile çok ciddi bir iç güvesi ilişkisine girdi. Türk milletinin artık yanında değil zaten. Ben de şimdi bu CHP'lere soruyorum yani, Atatürkçülere. Siz Türk devletinin, Türk vatan evlatlarının yanında mı yer alacaksınız? Yoksa bu vatan hainlerinin, Vatan Partisi ve CHP'nin içindeki etörcülerin, pençekçilerin arkasından mı duracaksınız? Tercih sizin. Free country. Yani bu adamlar tetikçi gibi sağa sola saldırıyor. İnsanları yok etmek için ona FETÖ'cü diyor, buna FETÖ'cü diyor. Generaller hapiste, harbiyeliler hapiste, asker öğrenciler 38 bin okuluna gidemiyor. Polis kolejisi çoktan kapatıldı. Polis akademisi kapatıldı. Yani Türkiye'nin aklı olan, güvenliğini sağlayan, ulusal güvenliğini sağlayan bütün kurumlar hepsi yok. Bitti. Mete Han Demir bile generallere dönüp sizler benim zaferimin mimarısınız diyor. Bu adam komünisttir. Ben tanırım Mete Han'ı. O da saçmalıyor. Yani tamam kardeş, sen komünistin. Sovyetleri, Rusları seviyordun ama bu kadar da olmaz ki. Sen vatan evladısın. Diplomasi muhabirliği yapmış. Hürriyet gazetesinde yıllarca çalışmış. Mete Han Demir duayen bir diplomasi muhabirdir. Çok iyi tanırım kendisini. Kafayı mı yediniz kardeşim ya? Türkiye'de kafayı yemeyen kimse kaldı mı ya? İnsan gerçekten utanıyor ya.
Kim bu eşekler? Girilenler eşek mi? Hulusi sen eşek başı mısın? Türk Silahlı Kuvvetleri kınamakla yetinmiş. Hulusi Akar Beyefendi, Mehtap Hanım'a tekrar gitsin, ziyaret etsin. O kocasıyla beraber 4 milyon bir üniversiteyi tokatladılar. O 4 milyon nasıl alınacak belli değil zaten. Akit gazetesine attılar ama Mehtap Hanım'ı gitsin bir daha ziyaret etsin. Sorsun bakalım ne olacak bu işler. Ülke bu şekilde bir kaos içinde. Generaller, amiraller, subaylar. Yani onlara sesleniyorum ben. Gururumuz, şerefiniz, onurumuz olan aparatleriniz, onun gerçek sahipleri Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarınız, şehitlerimize saygınız varsa, aldığınız eğitime, cumhuriyet bilincine, layıklığa bağlılığınız varsa cevap verin muhaliflere. Diğer kumaya cevap verin. Savunma Bakanı Hulusi Akar, sizin eski meslektaşınız, attılar size. Cevap verin. Söylenecek çok söz var ama bu sözleri, bu lafları ben kime söylüyorum? İnşallah sahibi alıyordur. Bu millet herkese küser ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, subayına küsmez. ETÖ'cüler, Perinçekçiler, bunlar balıcılar şerefsiz olabilir. Bunlar vatanı satmış olabilir. Bunlar alçak, namussuz domuz olabilir. Bunlar güç savaşı için her türlü şerefsizliği, siyasi fahişeliği yapabilir. 15 Temmuz'u yapabilir. Gelmedik halbeyleri tuzağa düşürüp de onların boğazını kestirebilir. Bunlar eğitim zayıf olarak görürler. Kendi amaçları, gayeler için ölen 4 tane halbeyi eğitim zayıf olarak görüyorlar. Biliyorlar kimi öldürdüğünü, niye öldürdüğünü. Kendi personeline arkadan vuran bu alçaklar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını hak etmiyor biliyorsunuz. Silah ve silah üzerine ve meslektaşı üzerine yemin eden, askerlik yemin eden herkes Türkiye'yi korumak ve kollamakla görevlidir. Siz askersiniz. Askerlik yemini bir defa edilir. Ben de ettim 86'nın Eylül'ünde ve diyorum ki Türk ordusunun şerefli insanları bu alçaklara son vermenin artık zamanı gelmedi mi? Bu alçaklar tercihlerini yapalı çok uzun zaman oldu. FETÖ'cüler insan olamazlar, eşekliğe devam ederler. Öyle gözüküyor. Erdoğan sanırım Rus işgali resmen Kızıl Ordu girse de bu özel birlikler girse de FETÖ yaptı diyecek. Bu adam akıl hastanesine postalanması gereken bir şerefsiz. Son vasiyetini yazdığında da her şey güzel olacak diye bir vasiyet bırakır yani. Hiçbir zaman suçunu kabul etmedi, etmeyecek. Dimensiye, Alzheimer hastası olur. 40 yılını hatırlamaz bu adam. Ondan sonra akıl hastanesinde bu şebek, bu golle ziyaret etseniz de olur, etmeseniz de olur. Yüzüne tükürseniz de olur, tükürmeseniz de olur. Her türlü cezayı hak ediyor da. Hitler 29 Nisan gecesi yazdığı politik vasiyetnamesinde savaşı Yahudilerin çıkardığını söyleyecek kadar çaresizdi. Yani Erdoğan da şu anda ETÖ'cüler de her şeyi FETÖ'cüler yaptı diyecek kadar çaresiz, şerefsizlerden oluşuyor. İntihar ediyorlar resmen. Türkiye'yi bir bataklığa soktular, kör düğme soktular. Zehirlediler herkesi ve kendileri de işin içinden çıkamıyor. Bunu temizleyecek insanlara da FETÖ'cü deyip hapisten çıkartmıyorlar. Süfyan Erdoğan kendi hırsızlarını Ayetullahlar, yarı tanrılar gibi koruyor. Yasaları takmıyor. 6 yıldır bunu görüyorsunuz. Başta CHP ve MHP haramileri yakalamaya yardım etmek yerine devlet memurlarına FETÖ'cü diye suçlayıp Türkiye'nin yıkımına büyük katkı sağladılar. Eşek gibi anırmak onlara serbest. Ben eşek gibi anırmalarını bekliyorum zaten. Eşek gibi de anılıyorlar zaten. AK Parti'de zaten eşek. Onlar eşeklik baki. Siz de mi eşeksiniz? Kusura bakmayın, ağır konuşuyorum ama CHP'nin 67 senesinde sergilenen faşizmle AK Parti'nin sergilediği faşizm 18 yıldır aynı. Siz hala FETÖ yap diyorsunuz. Hala PKK'dan demliyorsunuz. Gerizekalı mısınız? Bu kadar ahmak mısınız yani? Salak mısınız? Bakın Levent Önder
bir askeri öldürdünüz. 400'e yakın, 240 diyorlar da daha, 49 diyorlar da daha fazla. Öldürülen insanlardan bir tanesi. Levent Önder. Eşekler değil mi? Yani eşeklikleri de övünüyorlar galiba. Vergi mükellefleri bu vatan ekonomide çok pahalı olan bir cumhurbaşkanını, 6 milyar kullanan bir cumhurbaşkanını, Cinci Emin Erdoğan'ı beslemek zorunda. Yani danışmanları, arabaları, bakım arabaları, adam resmen gizli ordu besliyor. Danışmanları zaten resmi. 16 tane bakan, 600 milletvekili, 1800 danışman besliyor. 5 milyon mülteci var ülkede, 5 milyon işsiz var. Yani sarayın 3 tane uçağı var büyük, 15 VIP uçağı var, 3 helikopteri var, 180 bin makam aracı var. Bunların masrafları. Bunların masrafını halkımız ödemek zorunda. Neden? İhtiyaç yok. Bu kadar müsriflik var. Rezillikten başka hiçbir şey değil ya sergiledikleri. Nice yalanlarla soykırım yapıyorlar. Bedeli ağır, faturası ağır bunun. Fox muhabiri demiş ki Türkiye Büyük Millet Meclisi vuruldu ama uçak yok, nasıl oldu bilmiyoruz diyor. Yani Bekir Bozdağ meclisi vuran uçak düşürdü diyor. Öyle düşürdüğüne dair bir kayıt da yok. 11 tane hayalet uçak tespit edildi. Hulusi Akar'ın inceltmediği Akıncılar üstünde. Uçakları kaldıran Hulusi Akar. Yani 16 Temmuz'da uçakları kaldıran Hulusi Akar. 29 tane Amerikan savaş gemisi Doğu Akdeniz'e gelmiş. Dün anlatmıştım. Fransa Rumları anlaştı. İsrail zaten 3 yıldır yaptığı yatırımlarla 1 trilyon metreküplük gazı çıkartmaya başladı. Bir senedir İsrail'e veriyor. Aşolan Livan'da şey yaptı. Buratlarını kurdu kendi İsrail içinde ve yurt dışına satacak hale getirdi. Avrupa Birliği'ne satacak. Kıbrıs üzerinden, Atina üzerinden satacak. Türkiye üzerinden gönderemiyor çünkü Erdoğan'ın IŞİD teröristleri, El-Kaide teröristleri Hatay kilisi tutmuş durumda. Ceyhan'ı tutmuş durumda. Güvenemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa İsrail'den gaz alınması Türkiye'yi Rusya'ya bağımlılıktan kurtarır. %100 şu anda petrol ve gazı Türkiye Rusya'dan almak zorunda. Rusya'ya mecbur. Neden Rusya bu kadar hegemonyasını Türkiye'ye 15 Temmuz'da yerleştirdi? %100 petrol ve gazı artık Rusya'dan alıyorsunuz. Çünkü 1 Mayıs'ta İran'a ambargo başladı. Trump sayesinde %20 İran'dan gelen petrol ve gaz da kesildi. Yani %100 eğer Rusya Putin dese ki gazı kesin, petrolü kesin, Türkiye ışıksız kalır. Sanayi ekonomi bir günde biter. Tezek yakarsınız. Türkiye'de gaz çevrim santralleri vardır. Hepsini şarıklara kurmuştur. Rusya'da işbirliği halinde CHP'li. Yani Türkiye'nin elektrik üretiminin büyük çoğunluğunu gaz çevrim santralleri yapıyor. Hala. Termik santrallerin çoğu bitmiş durumda. Hidroelektrik %30'u geçmez. Nükleer santral zaten daha ufukta yok. Yakın tarihlerde gözükmüyor. Onu da Rusya yapıyor. Orada Rusya'ya bağımlılık var. Yani Akkuyu da yine Akdeniz'e Rusları indirdiniz. Rusya'yı teslim ettiniz. Askeri üstlerinde Rusya Türkiye'yi yerleştirdi. Ve kolay kolay da kovamayacaksınız. Hem turizme yatırım yapıyor. Akdeniz bölgesindeki bütün turizm yatırımlarını artık Ruslar satın aldı. Rusya'nın zenginleri aldı. Ve vizeyi kaldırdılar. Ruslar kendi cennetlerini kurdu Türkiye'de. Türk havalarına bile Ruslar çalıştırıyor. Bırakın oteli, turları filan. Ben Akdeniz bölgesini iyi biliyorum turizme. Batılılar kaçtılar gittiler. Rusya'nın girdiği yerden Avrupalılar gider, kaçar. Bu böyledir. Rusları pis olarak görürler. Onlar da aynı otelde de kalmak istemez Avrupalı turistler. Türkiye tercihini Rusya'dan yana yaptı. Ve bu Çin, Rusya, İran işbirliği ekseni Türkiye'nin eksenini tamamen kaydırdı. Kıta tahammülü ile 240 mile işte Doğu Akdeniz'de petrol alacağız diye sizi kandırıyorlar. Aslında
29 Amerikan savaş gemisi hocam orada. Fransa'nın savaş gemisi de orada. Bunu yaptırmayacaklar çünkü uluslararası anlaşmalara aykırı. Türkiye'nin gücü yetmez zaten bunu yapmaya. Erdoğan tükürüyor, sonra yalıyor. Ondan sonra da millet konuşsun. İstanbul'u çalıyor adam. Milletin yine yükü çıkmayacak. O durumda yani. Mete Yardıran şerefsiz de Hasan Ünal da bu işe yarıyor. Yani sizi aldatmakla meşgul etücü, MGK'cı tipler. MGK biliyorsunuz soykırma kararlarını almıştı 2016'da. Paralel devlet örgütü diye cemaate yapılan soykırımın ana sebebi MGK'dır. Ve CHP'lidir bunlar. Yani hepsi CHP'lidir. MGK'daki askerlerin hepsi CHP'lidir. Yarısı da Erdoğan adamları. Yani ikisi de ortaklar. Maalesef haritalara koydum. Kıbrıs'ın kıta sağlığı konusunda pek çok tartışma vardır uluslararası hukukta. Şu anda bölgede büyük kazan İsrail'in dışında. İsrail kendi bölgesindeki gazı çıkardı. Bitirdi işini. Eni İtalyan şirketi var. Exxon Mobil var. Shell var. Ve yine Rusya'nın şirketi var. Bölgede Türk şirketi yok ki. Kıbrıs'ı çoktan sattı Erdoğan. Ve Kıbrıslılar tepkililer Erdoğan'a söylüyorlar. Benim yakındığım Türkiye devletine, milletine hiçbir parti pırtım yoktur. Şu arkadaş soru sormuş da. Gazeteciyim ben. Ve akademisyenim. Google'da search yap, çıkar yani. Maalesef kahraman askerleri terörist ilan edip ülkeden uzaklaştırdılar. Halis Tunç bunlardan bir tanesi. Mevlüt Çavuşoğlu terörist demişler. Dava açmışlar, ailesini mağdur etmişler. Yani bu askerler, vatan kahramanı askerler, yani bu diskuru değiştirebilecek askerleri FETÖ'cü diye uzaklaştırdılar. Çünkü gladio operasyonu yapıyor. Avrasyacılar Rus gladiosuyla beraber çalışıyor, Erdoğan'la ortaklar. Ve Ahlalı Şam diye bir Türk gladiosu kurdular. Burada El-Kaydacılar ağırlıkta. Anlayabiliyor musunuz? Ve bunu Mart 2016'da kurdu Hakan filan şeyle Erdoğan'la beraber. Başında da Ebu Türkmeni diye bir IŞİD'ci var. Ebu Türkmeni Boğazlı'yı kılıyor. Tarık Haşim'i ile beraber yönetiyorlar. BİT'le beraber. Erdoğan'ın IŞİD'ci teröristleri siz de hatırlamıyorsunuz. Tanışacaksınız galiba yakınlarda. Öyle gözüküyor. Semih Terzi'yi öldürmüştü Zekeriya Aksakallı. Ankara'ya çağırıp şehit etmişti. Eşi Nazire Terzi gazetede doktordu. 18 yıla mahkum etmiştir. Ve yapmadıkları işkence kalmadı hapiste. Bu bayana. Bir doktor bayana. Gazetede doktor. Hem eşini şehit ettiler hem de kadına 18 yıl verdiler. Şimdi böyle ceza olur mu? Allah'tan mı korkuyorsunuz? Kudan mı utanmıyorsunuz? Ne anayasa kalmış, ne Kur'an'a uyan kalmış, ne hiçbir şey kalmamış ülkede. Facebook'um bulursunuz benim, Sufi Terapi. Nazire Terzi, gazetede herkesin sevdiği bir insandı. Tek suçları ne biliyor musunuz? Semih Terzi ile Nazire eşinin. İki çocuğunu Ankara'da Hizmetin Okulu denen bir okul vardı. Coşkun Koleji, Ahmet Coşkun muydu? Çok kaliteli bir okuldu. CHP'liler de çocuklarını bu okula gönderiyordu. MHP'liler de bu okula gönderiyordu. Elit aileler, zengin aileler için kurulmuş özel bir okuldu bu. Hizmetin okuluydu. Bu okula göndermiş. Diplomatlar da gönderiyordu. Askerler de gönderiyordu. Yani Türkiye'den bu okula çocuğunu göndermeyen kimse yok ki. Her kesimden insan var. Şimdi Ankara'nın kara kutusu Cemil Koca abidir. Sağına geçiriyordu. Afrika'daydı. 2,5 yıldır kendine yeni geldi. İnşallah başka bir ülkede şimdi.
konuşursa Cemil Koca abimiz, Ankara'nın kara kutusu odur. Cemaatin okuluydu tabii. CHP milletvekillerinin suçları oradaydı. MHP'lilerin ki oradaydı. Diplomatlar, AK Partililerin hepsi. Hizmetin okuluydu. Çok kaliteli bir okuldu çünkü. Şimdi yok FETÖ'cüler okulu, yok sen çocuğunu FETÖ'cü okuluna göndermişsin, sen teröristsin gibi söylenmede bulunuyorlar. İmamoğlu da buna katıldı. Ahlaksızsınız. Siyasi faşistsiniz yani. Çocuklarınızı göndermişsiniz ama ne yapmışsınız? Kim fişlenmişse onu pik yapmışsınız. Torbadan öldürmüşsünüz, ceza kesiyorsunuz. Bunun adaletle, seyir nesle bir alakası var mı? İnsanlıkla bir alakası var mı? Bir de eğitim kurumu bu. Eğitim kurumuna hepiniz çocuklarınızı göndermişsiniz. Öyle değil mi? Geçenlerde anlattım, sadece okul değil ki. Antep'te hizmetin okulu çok kaliteliydi. Zirve Üniversitesi. CHP'lilerin çocukları da okuyordu. Oradaki okulda bir CHP milletvekili, Antep CHP milletvekili, ismini vermeyeceğim, eşiyle beraber, çocuğuyla beraber okulda çocuğunu yazdırmaya götürüyor. Okulun bahçesine geliyor. Tam gelecekler, bir tane adam görüyorlar bahçede, sigara hizmetlerini topluyor. Diyorlar ki, şu hademe herhalde işi burada, gidip soralım, bu okul FETÖ'cülere mi ait? CHP'li milletvekili. Eşi diyor ki, ben diyor bu okulla ilgili çok iyi şeyler duydum. Buraya giren çocuklar çok iyi eğitim alıyormuş. Hep Harvard'a, Yale'e çok iyi üniversitelere gidiyormuş. Ve ahlaklı yetiştiriyorlarmış. Anneye babaya saygılı. Kime ait olursa olsun fark etmez demiş. Anne bu okula yazılmasından yana ama CHP milletvekili Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi sevmediği için yine de bir soralım demiş. Şu hademeye hademe bilir. Demişler ki hademeye gördükleri şahsa sen ne yapıyorsun? Demiş ki çocuklar burada gizli gizli sigara içiyor. Sigara hizmetlerini topluyorum ki diğer çocuklar görmesinler de sigaraya başlamasınlar diye temizlik yapıyorum demiş. Bu okul demiş FETÖ'cülere ait mi? Arkadaş da demiş ki evet Fethullah Gülen'den inspire olmuş. Aydın öğretmenler aittir. Adam başını sallamış. Yani doğru demiş. Evet doğru demiş. Adam da başını sallaya sallaya çocuğunu yazdırmaya gitmiş, yazdırmış. Sonra demişler ki gelmişken bir de buranın genel müdürü kimse ona görüşelim. Sonra gitmişler genel müdürün odasına, kapıdan içeri girmişler, bakmışlar ki sigara hizmetlerini toplayan Adil abi. Adil abi benim eski arkadaşımdır. Demişler sen hademe değil miydin? O hizmetleri toplayan. Ben demiş hademiyim. Evet ben hademeyim demiş. Ben hademeyim. Buranın hastalığa kadar bu okulların genel müdürü olarak beni tevzi ettiler. Burayı bu makamı işgal ediyor demiş. Çok mütevazi bir arkadaşımızdır. CHP'li pes demiş. Tamam demiş. Bu okulda yatıyoruz. Keşke demiş bizim çocuğumuz da senin gibi olsa. Bizim oğlan eşitti demiş. Sigara var, içki var, karı kız var, her türlü pislik var demiş. Lütfen benim çocuğumu adam edin demiş. Şimdi Türkiye'deki durum buydu aslında. Çocuğunu adam etmek isteyen, eşeklikten insanlığa geçirmek isteyenler veriyordu. Şimdi FETÖ'cü diyor, şeytanlaştırıyorlar, ahlaksızlar yani. AK Parti tam bitti. AK Parti'yi şeytanlaştırıp, yani nefret abidesi haline geldi. Cemaati de onun altına yazmaya çalışıyorlar. Kardeşim, insaf yani. Adamlar soykırım yapıyor, işkence yapıyor. Hizmet insanların hepsini kovuyor. Erdoğan bir tane adam bırakmadı. Hala cemaat işte AK Parti büyüttü de şöyle yaptı da beraberdiniz de 6 yıldır siz berabersiniz. Türkiye yıkılırken siz berabersiniz. Türkiye yükselirken hizmet beraberdi. Türkiye yıkılırken Avrupa Birliği'nden uzaklaşırken CHP, İYİ Parti, MHP beraber AK Parti ile. ETÖ'cüler kim? CHP'liler. Kılıçdaroğlu'cular kim? CHP'liler. Ahlaksızlık yapmaya gerek yok. Güç savaşı yapıyorsunuz. Yani bu adamlar ekonomiyi batırsın, ülkeyi batırsın, biz gelip düzeltelim. İnsanlar bunlara sövsün, küfretsin. Onlara sürerken cemaate de sövsün, küfretsin istiyorsunuz. Niyetiniz bu. Ergun Konu ve Barış Zavallı'yla ilgili ben söyleyeceğimi söyledim. 12 tane kitap yazdım.
kitaplarımı okudum. Ergonokon bir tren örgütüdür, balyoncular da darbecidir. Ve yedileri sağlamdır yani. Cezalar da yargıdayla onanmıştır, hapse görmeleri gerekir. Türkiye'nin bu hale gelmesinin ana sebebi de onlardır zaten. 2012'de hapisten çıktığından beri Türkiye'nin burnu boktan kurtulmuyor. Net olarak söyleyebilir mi? Bak, İngiltere'de Liverpool taraftarları, Mo Salih, Mısırlı bir oyuncu var. Hakan Şükür gibi maşallah. Kupayı da aldı. Herkes seviyor. Beyefendi bir futbolcu. Ve diyor ki Mo Salih, Müslüman olsun desin. Ben Müslüman olurum diyor. İngiliz taraftarlara kılıç çekmişler. Yani Mo Salih, İngilizlere Müslüman ol dese Müslüman olacaklar. Bu kadar seviyorlar Mo Salih'i. Bir futbolcu neler değiştiriyor? Hakan Şükür de böyle bir oyuncuydu. Ve UEFA Kupası'nı da biliyorsunuz Galatasaray Hakan Şükür'ün golüyle aldı. Türkiye'nin futboldaki başarısı Hakan Şükür'e bağlı. O olmasaydı ne Avrupa Şampiyonası'nda ne Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yeri yok yani. Kötücüdür yani. Bakın duruma, sahtekarlığa bakın. Yani iptal namaz diyorlar. Yazık, günah yani. Türkiye'nin ne kadar iyi insanı varsa cezalandırılıyor. Türkiye'de işte iyi bir şey yaparsan mutlaka cezalandırılsın diye bir kural var. Kural da koymuş galiba. Uyguluyorlar yani. Batı'dan kopan bir Türkiye var. Bunu Vocal Europe'da bir British doktora yapan Leighan Spence açıklamış 2,5 dakikalık bir konuşmayla. Diplomatlara yapılan işkencenin yeri olmadığını, Türkiye'de 15 Temmuz'da yapılan işkencelerin hatta hesabının olmadığını, job sokmanın yeni olmadığını, Kürtlere de bunun yapıldığını filan anlatmış. 2,5 dakikada özetlemiş. Türkiye'de 15 Temmuz Soykırım Konseyi suçluları var. Uluslararası bir mahkemede yargılanmaları gerekiyor. Ve siyasi ve askeri konjektür değişmeden de bu köydüm tüzülmeyecek. Yani Türkiye'de hırsızlar var kardeş. Amerika'nın şunun bunun evet rolü olabilir ama Türkiye'de hırsızlar belli. Önce hırsızları yargılayalım. 15 Temmuz'un arkasında olan Erdoğan'ı ve etücüleri yargılayalım. Bunun cezasını verelim. Yani gerçek suçları. Sonra siyasi, ekonomik ve askeri konjektürü çözeriz. Çünkü kör düğüm haline getiren bunlar. Rusya ve Putin kazanmaları kaybetmemek için şimdi 321 kişilik ordusunu devreye soktu ve Türkiye'yi işgal ederse ne yapacaksınız? Ordunuz yok. Ordu yok. Emniyet yok. Kim savaşacak? CHP'ler gidip savaşacak mı? İYİ Parti, MHP'ler gidip savaşacak mı? Var mı öyle bir güçleri? Türk ordusunu, disiplinli Türk ordusunu yıktınız, disiplinli hiyerarşiyi bozdunuz. Ordu içindeki 2500 yıllık hiyerarşiyi bozdunuz 15 Temmuz'da. Daha ne konuşuyorlar bilmiyorlar. Hala konuşacak sözleri varmış gibi konuşuyorlar. AK Partiler batarsa batsın diyor. Yani biliyorsunuz Atatürk Havalimanı Çinlilerinin cebine giren bir proje. 30 milyar çarptı. Cebine koydu. Hırsız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanıymış Ahmet Arslan. 3. Havalimanı konsorsiyumda olan şirketler var. Batarsa batsın diyemeyiz falan demiş ama öyle diyorlar. Batarsa batsın diyorlar. Biz çarpacağımız kadar çarptık. 30 milyar pahalıya yaptılar. Çarptılar. Binali Yıldırım'ı cebine koydular. Haksız bir rekabet var. Adil olmayan seçimler var. Hileli seçimler var. Bu zamana kadar yapılmış. Şimdi hırsızlar Türk Hava Yolları'nda basın müşaviri Yahya Üstündelen bir şerefsiz, çember sakal, kirli sakal bir şerefsiz 40 tane şirketin kayyumuna üyesi olarak bağış alıyor. 40 tane. Ülkenin brand name meydana getirmiş Anadolu Kaplanları'nın şirketlerine hırsızlamış. Yıkıyor, çalıyor, ihracat yok, üretim yok. Çalmaktan sorumlu. Erdoğan'ın çalmaktan sorumlu tayin ettiği adam. Çalıyor, Erdoğan'a veriyor. Kendi cebinden bu kadar parayı alamaz. 40 tane şirket, bir tane adam. Türk Hava Yolları'nda çalışıyormuş. Bu kadar hırsız var Türkiye'de. Bunları görmüyorsunuz. Hala FETÖ yaptı. FETÖ'cüler diyorsunuz. Sizce bir haksızlık yok mu?
Var değil mi? Bu kadar hırsızlar var. Bu hırsızları yakalamadığı sürece Türkiye'ye kimse güvenmez. Türkiye kendine gelmeyecek, normalleşmeyecek yani. Farkında olmak istemiyor FETÖ'cüler, CHP'liler. FETÖ'nün siyasi ayağı diye videolar yapıyorlar. Erdoğan ve AK Parti nefret abidesi haline geldi. Bunu herkes görüyor. Yani cemaatle ne alakası var? Melih Gökçe'nin cemaatle ne alakası var? Binali Yıldırım'ın. Zamanında siyaseten hocam gel diye konuşmalar yapmışlar. Öyle değil mi? Yapmışlar. Hazine'den 450 tane arazi vermişler. Mücahit Arslan'la Yalçın Akdoğan. Ondan sonra da ağzımıza sıçmışlar, affedersiniz. Hepsi almışlar. Halkın, milletin yaptığı 1200 okula koymuşlar. Hazine'den verdiklerini aldıkları gibi. Şimdi Melek Hanım Akın İpek'in evine TÜSİAD merkez yapıyor. MÜSİAD, pardon. MÜSİAD. MÜSİAD. Kim bunlar? Saadetçiler. Yani Erdoğan dağıtıyor. Bu şekilde dağıtıyor. Türkiye'de adam yok. Temel amcı da yok. Size anlatıyor. Varmış gibi gösteriyor. MÜSİAD çıksın konuşsun. Melek İpek'in evinde ne yapıyorsunuz? Öyle değil mi? Ne yapıyorsunuz? İstanbul müftüsü çıksın konuşsun. Ali Kadıcıoğlu abinin evinde ne yapıyorsunuz siz? Başkasının mülkünde ne geziyorsunuz? Niye işgal ettiniz? Ali abiyle beraber mi kazandınız? Türkmen abimiz Antalyalıdır. Ayağında çarıkla gelmiştir 1950'lerde İstanbul'a. Hamallık yaparak büyümüştür. Kabzımallık yapmıştır. Her kuruşunda helal alın teri vardır Ali abinin. Evinde ne geziyorsunuz? Haram. Ali abi Güney Afrika'da 35 milyon dolar cebinden koydu. Külliye yaptı. Selimiye gibi cami yaptı. Hizmetine devam ediyor. Hacı teyze öyle. Sadece acıyor bu adamlara. Gerçekten yani. Acınacak haldeler. Erdoğan diyor ki ben bu gavurları, CHP'leri İzmir'den denize dökerim diyor. Ruslar arkamda. Ahrar-ı Şam arkamda. El kardeşi teröristlerim var. Bir sürü IŞİD'cim var, El-Nusra'cım var. İhvan-ı Müslim'in adamları kaçtı, hepsi Türkiye'deler. Onların da eli silahlı teröristleri kaçtı. Yani terörist olmayanları Tarık Ramazan'ı takip ediyor. Teröristleri Türkiye'ye kaçtı. Erdoğan'ın hesap edemeyeceğiniz kadar eli silahlı teröristi var, katili var yani. CHP'liler bunlarla mücadele edemez. Çünkü yalnız kaldılar. Şimdi siyaseten İmamoğlu seçildi diye gaza geldiler ama Erdoğan İstanbul'u vermeyecek biliyorsunuz. YSK'nın son yaptığı açıklamada bunu açıkça gösteriyor. Adam bahane uydurmakta uzman. Ben yaptım oldu diyor. Oldu bitti diyor. Olduya bittiye getiriyor. TMSF'de yangından mal kaçırarak Boydak, Koza İpek, Nakiboğlu, Zaman ve diğerlerini ihalesi olarak AK Partili yandaşlara satıyor. Çok ucuz fiyata satıyor. Yani gerçek değeri 100 milyon dolarsa 1 milyon dolara veriyor. Yani vatan gemini malları gibi. Melek Gökçek en fazla alanlardan bir tanesi. Binali Yıldırım öyle. MÜSİAD öyle. AK Parti'nin karunları bu gasp edilmiş şirketleri kendi üstlerine geçiriyor. Servet transferi yapıyor. Hırsızlık var yani. Uluslararası tahkime kaldı bu iş. Uluslararası tahkimle bunların hepsi tazminatıyla geri alınacak. Eğer Türkiye'de bir adil hukuk dönmeyecekse uluslararası tahkim çalışıyor, uluslararası hukuk. Ve Türkiye'nin yurt dışındaki mal varlığı ne kadar varsa el konacak. Büyükelçilik, konsolosluklar dahil. Camileri dahil. Ne kadar Diyanete bağlı cami varsa devletin el konacak. Bunun başka yöntemi yok. Uluslararası tahkim cezayı kesti mi bunu ödemek zorundasınız. Ödemiyorsanız yurt dışındaki piyasalardan dışlanırsınız ve bloke edilirsiniz ve dünyadan dışlanmış Rusya'nın yörüngesinde uydusu olunmuş bir ülke haline gelirsiniz. Saatlerini uyuyormuştur. Tire sekreter çıkabilir. Her telefon açacak halinde yok. Kanun sadece fukaraya çalışıyor. Maalesef 100 bin kişiye af çıkartacağım diye
Erdoğan şimdi gaz veriyor ki oy versinler. Seçimden sonra diyor. Önce oy, sonra av. İnsanların umutlarıyla oynuyor, hayalleriyle oynuyor. Yobaz siyasi İslamcıları seven de Pirinçekliler ve Cübbeli Ahmet gibi adamlar. Buyurun yani cenaze namazına. Kemalistler nasıl Müslüman istiyor? Mahmut Akpınar'ın çok güzel bir yazısı var. Yani son 10 yılda ülkeye hakim olan bir yolsuzluk, hırsızlık, açıkça yapılan bir soygun var. Tasfiye var. Buna göz yuman Kemalist faşistler, laikler ne istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Gerçekten laikliği istiyorlar mı? Bence istemiyorlar. Çünkü hizmet seküler eğitim yapıyordu. Ve siyasi İslamcılar gibi değil. Bunlar hepsi biliyor. Kendi çocuklarına verdikleri için daha iyi biliyorlar. Yalan söylüyorlar. Bizim Kemalistler tarikatları sevmezler. Yobaz, gerici, cahil derler. Sonra tarikatlar kapatılmalıdır derler. Sonra da Mustafa Kemal'in sözlerini söylerler. Ondan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı var değil mi Türkiye'de? Devlet dincisi, devlet dini kuran bir sosyal inşaat var. Tayyipler tarikatına bir şey diyemezler. Sakallı, sarıklı, namazlı insanlara uzaylı yıldızlar gibi bakarlar. Boğa görmüş gibi saldıracak gibi yaparlar. Dinle ilgili hiçbir şeye karşı yakın değillerdir. Hep soğuk bakarlar. Laik Paris Anlaşması'nda bir Türkiye isterler. Ondan sonra Diyaneti ve Diyanet mensuplarını da sevmezler. Yobazlar, asalaklar olarak görürler. Söverler, küfrederler. Ondan sonra da giderler, ittifak yaparlar. Siyasi İslamcılar, FETÖ'cüler, Perinçekçiler. 15 Temmuz yaparlar. Hem küfrederler, hem de otaklık yaparlar. Niçin? FETÖ'cülükleri ülkenin namuslu, eğitimli, yani en az üniversite mezunu, masterlı, doktoralı insanları yok etmek için. Şimdi siz burada bir kibir, bir aşağılık durumu görmüyor musunuz? Yani bir rezalet görmüyor musunuz? Nasıl da işte Serkan Gölge 3 sene hapiste kaldı. Kim tepki koydu? Özgür, özel tepki koydu. Niye bırakıyorsunuz diye. Yani İsmail Saymaz niye gazetecileri serbest bırakıyorsunuz diye 29 tane gazetecinin tekrar hapse girmesi için propaganda yaptı. Yani al birini vur ötekine. Cem Küçük'le Ahmet Hakan birbirine girmiş. Köpek diyorlarmış birbirlerine. İkisi de köpek. Al birini, protekine. Bir de bulldog, bir de hav yani. Filo, labrador. Çeşitleri var köpekler. 1200 okula, 18 üniversite kapatılmış. Niye kapatıldı diye sormuyorlar. Sınır çekip oynuyorlar. Dansız mısınız kardeşim siz yani? Yani nesiniz yani? Bu Kemalist... Nereye soruyorum yani? Ülkenin 4000 tane cumhuriyet yargıcı, savcısı, hakimi hapse atılmış. 170 gazeteci hala hapiste. Ve ben de most wanted gazeteciler arasında aranıyorum yani. Niye arandığımı da bilmiyorum ya. Ben buradayım yani. Adamlar bana Ağustos'ta House medyasında çıktı. Aranan gazeteciler içinde. Duayen gazeteci zamanım aranıyor. Niye aranıyor? Bir de resim olarak benim Burtun'daki bir resmimi koyuyorlar. Köpükçü Faruk. Kendileri sanki tatile gitmiyor. Hangi tip, hangi sınıftan dindar istiyorsunuz? Nasıl bir Müslüman olursa kul takmazsınız, linç etmezsiniz. Yani merak ediyorum. Kıskandıysanız da Burtun'u ayarlayayım yani. Abim AK Partilidir. Ruslarla işbirliği halinde Star diye bir gemi var. Rus gemisi. Onunla çalışıyor. Rus kızları çalışıyordu. Güzel Rus kızları var. CHP'ler severler böyle turları. Ayarlayayım yani. Belki komisyon alırız da para kazanmış oluruz. 20 dolar. Bütün gün yemek içme bedava. Akdeniz Blue Tour yani. Alanya'da. Nasıl bir Müslüman tip istiyorsunuz anlayamadım ki. Dindar görünümlü hırsızlardan hoşlanıyorsunuz. Hokkabazları seviyorsunuz. Popülizm yapan yalancıları seviyorsunuz. Nasıl bir Müslüman tipi lazımsa, yani hem Cuma'ya giden hem içkisini içen, işte hem hırsızlık yapan hem hacca giden bir Müslüman tipi mi? Yobaz bir tip mi lazım? Nasıl bir Müslüman olursa eleştirmezsiniz. Nasıl bir Müslüman tipi sizin hoşunuza gidiyor? Yani öyle olacağız diye bir şey yok da, biz zaten sizin istediğiniz gibi yobaz olacak halimiz yok. Dindar'ın yani
Okumamışına cahil dersiniz. Okumuşuna kandırılmış dersiniz. Tarikatlısına yobaz dersiniz. Diyanet mensubuna asalak dersiniz. Hocalara hokkabaz dersiniz. Camilerle hiç alakanız yok. Tarikatlar, dernekler, sınıf toplumlar bu tarafa kapatılsın dersiniz. Okul açınca, üniversite açınca da tahammülünüz yok. Bilimle, eğitimle ulaşan insanlara, yurt dışında 180 ülkede okul açmış insanlara da terörist dersiniz. Yani eğitimli dinleri de hazmetmezler, bu Kemalist faşistler. Bilim adamı olanı da hazmetmezler. Yani kuzum siz nasıl bir Müslüman istiyorsunuz? Söyleyin de bilelim yani. Masum insanları Türkiye faşisminde bir faşistle nefretle boğmak için seferber oldunuz. Biz bunlar şahitlik ediyoruz. Şimdi Erdoğan terörle suçlanmayan 100 bin mahkumu serbest bıraksa seçim hakkında, hadi sözünü tutsak tutmaz da, af çıkarsa FETÖ'cüleri serbest bırakıyor diye veryasını edersiniz. Gider de hapishanelerin önüne yatarsınız. Adam havuç ve sopa politikası izliyor. Bir sizi dövüyor, bir bizi dövüyor. Bir o Kürtleri dövüyor, bir Alevleri dövüyor. Manyak mısınız siz kardeşim? Ne zaman aydın olacaksınız, ne zaman İslam olacaksınız? Biz Allah'ı Allah için sever, Allah'tan Allah olduğu için korkarız. Yani Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde zarar vermeyiz. Erdoğan beraberden her şeyi yıkıyor, sıfırlıyor. Ülkeyi mahvetti. Köpeklerin it dalışından da birazcık çıkmaz biliyorsunuz. İt itin ayağına da basmaz, onu da biliyorsunuz. Siz it misiniz kardeşim? Erdoğan it yani. Ayağına basmak istemiyor musunuz? Amerika ile Rusya'nın anlaşması var Suriye'de. Doğu ve Batı Fırat üzerinden İdlib bölgesi Rusya'nın kontrolünde. Dolayısıyla orada Erdoğan'ın teröristlerini de temizliyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasında Afrin ve İdlib operasyonları yapan Erdoğan aslında teröristlerini taşımakla uğraşıyor son bir yıldır. Sizi aldatıyor. Türkiye'ye sokuyor. Ben konuyu çok yakından takip ediyorum. Ve 2015'te master yazmışım. Ve bununla ilgili konferansta konuşma yapmışım. Aybars Üniversitesi'nde 2015'inde. 27 Eylül'de. Bana Kanadalılar, Amerika'dan gelenler şu soruyu sormuştu. Rusya yeni girmişti. O zaman Suriye'ye yeni girmiş gibi gözüküyordu. Rusya ne yapmak istiyor? Batı'nın bir intervention'ı var. Amerika'nın. Rusya dengeleri bozdu diye. Ben dedim ki siz ayakta uyuyorsunuz kardeşler. Rusya 1945'ten beri Suriye'yi yönetiyor. 4800 tane füze verdi. Rusya istemeden uçak kalkmaz şeyden. Suriye ordusunu Rusya yönetiyor. Yani sanki Rusya yeni giriyormuş gibi Suriye'ye. Rusya sessiz kaldı. Amerika'nın oyunlarını izledi. Sonra derslerini verdi. Dedi ki IŞİD'i siz bitirmiyorsunuz, biz bitiriyoruz dedi. Amerika'da sonra gaza geldi, onlar bitirdi. İşte kim önce bitirecek yarışmasına girdiler. Şimdi de Rusya yeni duruma göre Erdoğan'la tekrar işbirliği yapıyor. IŞİD'çi teröristleri kim verdi biliyor musunuz? Rusya verdi, Putin verdi. 4000 tane El-Kaide'ci Çeçeni Erdoğan'a sırada hediye etti. Eğitsin diye, Suriye'ye göndersin diye. Ali Sistani ve Ömer Sistani IŞİD'in içindeki Çeçen liderlerini. Çeçen liderdi. Bunları Rusya öldürdü. Yani bu Çeçenler şimdi Türkiye'ye geri döndü. Ve Erdoğan bu Çeçenlerden bir kısmı Gülbettin Hikmetler'in yanına Afganistan'a koruma olarak gönderdi. Çünkü orada uyuşturucu ticaret yapıyor. Ve militan iş alıyor. Orada $100 militanın aylık ücreti. Türkiye'de $400, $500. Koşa koşa geliyorlar. Anladınız mı? Rusya'nın Afganistan'daki intervention'ı devam ediyor. Amerika'nın intervention'ı devam ediyor. Şu anda 50-50 böldüler. İkiye böldüler güç merkezlerini. Kingdom'ları. 10 tane bölge krallığı var, derebeyliği var Afganistan'da. Uyuşturucu iş yapıyor. Ruslar da uyuşturucu iş yapıyor, Amerikalılar da uyuşturucu iş yapıyor. Türkiye'yi de bu hale getiriyorlar şu anda. Yani Türkiye'yi böyle bir parçalıya Afganistan gibi yapacaklar herhalde. Öyle gözüküyor. Aralarında paylaşıyorlar. Yani Rusya ile Amerika kavga etmiyor. Anlaşıyor.
Erdoğan ise bir deli, kuyuya sürekli taş atıyor, kimse çıkartamıyor. Yani YSK'lanmasından yine bir cinali çıkardı. Ve bunu nasıl sözlerinizle siz düşünüyorsunuz? Boş yere uğraşıyorsunuz. Cesaretiniz varsa harekete geçersiniz. Yoksa acıya katılırsınız. Bu bir atasözüdür. Eğer Çingenler'de atasözü var. Çingenler'de diyor ki, Erdoğan Çingene ya, siz de daha çok çingenlik yapmaya çalışıyorsunuz ya, ben de o yüzden söylüyorum. Tüm çocuklar okulda olsaydı direnci çocuk sokakta olmazdı. Çünkü Erdoğan direnci çocukları kullanıyor. Fakir çocukları kullanıyor ve 26 tane şu anda Türkiye'deki Suriye mülteci kamplarından çocuk asker yetiştiriyor. Yani AFAD'la ve SADAT'la. Anladınız mı? Suç işliyor. Çocuk asker kullanmak suçtur. İdeolojik olarak da yetiştirmesini Ahmet Davutoğlu'nun Medeniyet Üniversitesi sağlıyor yıllardır. Bunları görmüyorsunuz. Yani şu anda Erdoğan Müslüman bir Hitler ve dünyayı tehdit eden, ulusal güvenliği tehdit ettiği gibi global güvenliği tehdit eden hale geldi. Rusya da bunu destekliyor. Çünkü Erdoğan ile Avrupa Birliği'ni dağıtabileceğini düşünüyor. Avrasya NATO ve Avrupa Birliği ekseninde bir kirli oyun oynuyorlar Erdoğan üzerinden. İslamofobiyi yükseltiyorlar ve Avrupalıların korkularını tahrik edip şu anda Avrupa Birliği'nin ekonomisini çökertip, Rusya çünkü gaz ve petrol vermezse Avrupa Birliği ekonomisi ciddi tehlikeye girer. Bu nedenle solar enerjisi yatırım var ama güneş yok yeterli. Termik güçleri de bitti, Almanya'nın kapattı bütün madenleri. İsrail'den gelecek gazı bekliyor. O da en az 2 senede biter. Ciddi bir ekonomik krize darboğaza girecek. Great Depression dediğimiz bir ekonomik kriz bekliyor Avrupa Birliği'ni. Zaten ekonomilerin çoğu batmış durumda. Sadece Almanya'nın ve Fransa'nın nispeten ekonomisi iyi. Diğer 25 ülkenin ekonomisi berbat halde. Fanatik ırkçı partiler, faşist partiler yükseliyor. Bu da ciddi bir endişe meydana getiriyor. Rusya bunu tahrik ediyor. Erdoğan'ın teröristleri vasıtasıyla eylemler yapıyorlar. İşçileri kullanıyorlar. En üst sağcıları kullanıyorlar. Ve ellerinde çok büyük bir sleeping cell dediğimiz uyuyan hücreler var Avrupa'da. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bunlar patlamaya başlayacaklar. Patlatılacaklar. Erdoğan böyle bir şeytan. Ve büyük bir kırılma meydana geliyor. Batı kampı tamamen kopuyor. Türkiye koptu. Tamamen kopartmak için Pelicekçiler ve Avrasyacılar var güçleri de çalışıyorlar. Çünkü bütün bu kumpaslar ortaya çıkarsa Pelicekçiler ve Türkçüler Erdoğan'la beraber batacaklar. Ve bu enkazın altında kalacaklar. Bunu çok iyi biliyor. Ola TV'dekiler, Mustafa Önsel, Sunay Yalçın gibi kalem oynatanlar. Altında öyle bir kalacaklar ki ezilecekler yani. Pestiler için çıkacak. Ben de pestiler çıksın diye uğraşıyorum. Ben iyiyimdir yani. Oturursam 500 kilo. Yani nefesinizi keserim, ayağa kalkamazsınız. Ayıyı görecekler yani. Ben aynı zamanda kartalımdır. Yükseklerden uçarım. Ayı gibi de otururum üstünüze. Aslan gibi de kürklerim yani. Benim adım Faruk Aslan. Tanıştığımıza memnun oldum. İyi günler.